Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet, sevgili seyirciler, kıymetli seyirciler, yine bir sosyal pencere programında, pazartesi akşamında elhamdülillah sizlerle birlikteyiz ve bu pazartesi akşamı da yine 15 günlük sosyal medyanın gündemini sizlerle paylaşacağız. Sizlerle hazırlamış olduğumuz tweetlerimizle, VT'lerimizle, resimlerimizle, karikatürlerimizle inşallah bu gece yaklaşık bir saat zaman diliminde bu ekranlarla sizlerle birlikte olacağız. Tekrardan yayınımıza katılan tüm seyircilerimize tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diliyorum. Ve bizleri evlerine misafir eden tüm seyircilerimize de teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Evet, bugün neleri konuşacağız? Hemen VTR'lerimizi sizlerle program öncesinde paylaşmıştık ama kısaca sizlere tekrardan hatırlatayım sevgili seyirciler. Bugün biliyorsunuz dün itibariyle yaşanan derbide çirkin, tatsız bazı hadiseleri inşallah VTR'lerle plazma ekranlarımıza vereceğiz resimleri ve ardından yorumlayacağız sevgili seyirciler. O özellikle Fenerbahçe taraftarının kamuoyu mallarına vermiş olduğu zararlar, resimler ve atılan tweetler ve bunlara özellikle halkın tepkisi sevgili seyirciler. Dün itibariyle biliyorsunuz Türk Telekom stadına doğru diye bir etiket vardı bununla ilgili. Çok konuşulan ilk 3 başlıktaydı. Bunu derledik, inşallah sizlerle bunu konuşacağız. Ve bugün itibariyle 23 Ekim itibariyle sevgili seyirciler Van depreminin yıl dönümü biliyorsunuz. Bugün inşallah yine oradaki kardeşlerimizi de unutmadık ve Van depremi üzerinden de algı yapmaya çalışanları da unutmadık. Onları derledik, topladık, sizler için paylaşacağız. Ve bunun yanında biliyorsunuz bugün itibariyle ve özellikle geçmiş olduğumuz 10 gün neticesine baktığımız zaman gerçekten maalesef uzun zamandır duymadığımız şehit haberleri aldık sevgili seyirciler. Bunları da inşallah şehit etiketimiz olacak. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki de bunun yanında müftülere nikah gündemi biliyorsunuz günlerdir kamuoyunda yasaklansın, işte yetkiler alınsın gibi şu an meclise daha geçmemiş bir yasanın günlerce konuşulduğu günlerdeyiz. İnşallah bunu da sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Tabii ki de istifalar var. Recep Altepe ve Melik Gökçe'nin biliyorsunuz istifası daha son dakika haberi, bugün itibariyle sıcak bir haber. İnşallah bunları da konuşacağız ve hepsi daha fazlası inşallah yaklaşık bir saat zaman diliminde sizlerle birlikte olacak. Sosyal pencere ekranlarında sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Tabii sizler de bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz, tweetlerinizi gönderebilirsiniz. Twitter Genç Hocam ismiyle mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve 0530 234 0488 sabit numaramızdan da bizlere mesajlarınızı WhatsApp'tan, ortak hattımızdan bizlere mesajlarınızı, tepkilerinizi ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İnşallah güzel bir program, heyecanlı bir program geçirmemizi temenni ediyorum sevgili seyirciler. Tabii ki de bugünkü konuğumuz, kıymetli hocamız, Fatih Usta hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Görmeyeli, görüşmeyeli. Allah razı olsun. Tekrar bir sosyal pencereyle seyircimizin karşısındayız. Buyurun. Elhamdülillah hocam. Tekrar bir 15 gün ardından sosyal pencere programıyla seyircilerimizin karşısındayız. Ben evvela bugün akşam üzeri bir acı haber geldi bizlere. Bir şehidimiz var yine. Rabbim inşallah bu şehit haberlerini duymadığımız günlere erişmeyi bizlere nasip eylesin. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun diyorum kıymetli hocam. Bu terör illetinden de tez zamanda vatanımızı, milletimizi, hepimizi kurtarsın diyorum hocam. İnşallah dolu dolu gündem var. Bu gündemde İnşallah bugün bunları değerlendireceğiz kıymetli hocam. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. İnşallah birazdan dediğim gibi hocamıza da inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi hocam yine biliyorsunuz bugünlerde maalesef şehit haberleri almaya başladık. Şehit haberleri de gelmeye başladı. Madem bu konudan başladık, hemen bugün bir açılan bir etiket vardı hemen hocam burada. Hemen hazır onu da madem paylaştınız sizlerle hemen seyircilerimize de tekrar hatırlayalım onu da. Şehit etiketi vardı biliyorsunuz sevgili seyirciler. Bugün itibariyle gelen bir haber. Ve bu hafta nedense bu unutmuş olduğumuz bu şeylerle çok çalkalandık daha doğrusu. Bugün bu hafta bir yoğun Diyarbakır'da mesela geçtiğimiz hafta Merkez Yenişehir ilçesinde evinden çıktığı sırada uzman onbaşı silahlı saldırıya uğradı. Ve uzman onbaşımızın durumu ağır ve bu uzman onbaşı şehit oldu biliyorsunuz. Evet. Yine bu şekilde maalesef.
Bugün itibariyle şehit eşleri de var zaten biliyorsunuz sevgili seyirciler. Mersinli Üsteğmen, Ozan, Olgu, Fatih hocamızın bahsetmiş olduğu Hakkari'de, Çukurca'da kanın bozuk şerefsizler tarafından şehit edilmiştir. Sesi unuttuk arkadaşlar, sesi kapatalım lütfen. Evet. Ve bu arada yine cemaatimizin hocalarından bir tanesi de Şehit Bayram Ali hocamız da şehit demişken anmadan geçmek olmaz demiş. Onları da rahmetle yad ediyoruz. Şehit Bayram hocamızı ve Hızır Ali Muratoğlu hocamızı. Evet, uyuma Müslüman. Bundan 20 yıl önce bir şehit verildi mi insanlar yemek yiyemez ve boğazında takılırdı. Şimdi umursayan yok. Yazıklar olsun halimize demiş mesela. Değil mi hocam? Aslında bu da önemli konulardan bir tanesi. Biraz duygusal bir giriş yaptık ama maalesef programa yani, başlamış olalım. Evet. Bizim halkımızın genel olarak yani aslında bütün insanların böyle yapısında var. Bir sıkıntı devamlı olduğu zaman artık taze kalıyor. Evet. Umursamaz hale geliyoruz. Yani normalleşmeye başlıyor tabiri caizse. Bizim özellikle bizim halkımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu hocam. Bazı şeylerin, problemlerin, sorunların normalleşmiş hale gelmesi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Malumunuz yani bundan 3-4 sene önceye gidecek olursak evet. İşte bir şehit geldiği zaman Türkiye olarak ayağa kalkıyorduk, işte mitingler vesaire. Daha sonra tabii bu Haziran seçimleri oldu 2015'te. 2015'ten sonra sıklaştı şehit haberleri. Şu anda elhamdülillah yine eskisi, o zamanki kadar yok ama evet. Bir sıklaştı. Yani günde en az 20 tane şehit haberi gelmesi lazım ki milletimiz etkilensin. Öyle bir duruma gelmiştik. Ne yazıktır ki. Evet. Maalesef böyle bir durumdayız. Rabbim inşallah tez zamanda kendimize gelebilmeyi, bunlardan ders çıkartabilmeyi nasip evet, edersin. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Aklıma gelmişken buraya not almışım. Bugün Kaynar hocamızla telefonla görüştük sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Arakan'da kendileri. Bir ifade kullandı. Aslında dediğiniz konuyla ilgili bu gerçekten belki de seyircimizin de belki de ilk defa duyacağı, belki Fatih Hocam sizin ilk defa duyacağınız Burma Müslümanları diye. Eskiden şu an Arakan'da yaşanan yerin adı biliyorsunuz eskiden Burma. Evet. Ve sonra 100.000'in üzerinde bir katliam gerçekleşiyor Burma'da. Sonra insanlar tarafından bunun tamamen acısı, baskısı sindirilsin diye oranın adını değiştiriyorlar ve Myanmar'a yapıyorlar. Evet. Ve yüzyıllarca yine bu şekilde tarih devam ederken, katliamlar yapılırken sonra tekrardan bir isim değişikliği Arakan. Ve dolayısıyla şu an günümüzde mesela Arakan gündemi patladı. Sanki biz öyle karşılıyoruz ki ilk defa Arakan'a böyle bir saldırı yapılıyor. Evet. Aslında 300 yıldır, 400 yıldır orada katliam var ama evet. Devamlı isim değiştiğinden dolayı bu acılar bize unutturulmuş. Maalesef hocam. Yani şu an bugün Arakan'da katliam var diye halkımıza sokağa çıkıp sorsanız son 2-3 aydır işte sosyal medyadan görmüş olduğu resimlerle, videolarla son 3 aydır sanki orada bir baskı varmış gibi. Evet. Ama ne 3 yani, ay ne 300 yıldan bahsediyorlar. Evet, bu önemli. Yani değil. Bundan 70-80 sene önce İngiliz sömürgesi altında evet. Sıkıntılar çekilmiş. Ve zaman zaman 10 yılda bir neredeyse 100.000, 200.000'e yakın Arakanlı kardeşimiz göç etmişler Bangladeş'e. Bu yani yakın zaman, yakın tarihte en çok katliamın fazlalaştığı dönem bu dönem hocam. Ve ne yazıktır ki hocam bizim şeyimiz yani gündemde, eğer medyadaysa gündemde, biz sadece onunla ilgileniyoruz ama medyadan düştüğü zaman onunla ilgilenmiyoruz. Ben geçen bir haber okudum. Çok tabii acıdır mi? Ki normalde bu Arakan meselesi yaklaşık bir aydan, hatta bir aydan fazla Kurban Bayramı'ndan önce başladı evet, orada zulüm. Evet, daha doğrusu biz o zaman duymaya başladık. Böyle bir durum vardı. Şimdi Birleşmiş Milletler açıklamış. Orada ihtiyaç sadece ihtiyacın %24'ü karşılandığına dair bir bilgi vardı. Yani gündemden düştüğü zaman, medyadan düştüğü zaman artık unutup gidiyoruz. Arakanlı kardeşlerimizi ne oldu? Evet. Acaba onlara ne yapıyorlar diye düşünen kardeşlerimiz yok. Hocam, olmuyor maalesef. Aslında son konumuz Arakan ama konu böyle aktı. Hitap muhatabın hakkıdır diyelim. Ve sevgili seyirciler, Arakan'la ilgili bir veterimiz olacak. Eğer hazırsa verebiliriz arkadaşlar. Hazır mıydı veterimiz? Arkadaşlar, size nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Ama inanın şu anda 3 kilometreden fazladır yürüyoruz.
Fatih Medreseleri Vakfı'nın başlatmış olduğu Arakanlı Müslüman kardeşlerimize yardım projesi Bangladeş sınırlarında devam ediyor. Önde ayakkabılarını çıkarttı, terliklerini eline aldı. O rahat bir şekilde yürüyor. Ama bizim şu anlık öyle bir durumumuz yok. Gönüllü olarak Türkiye'den giden yardımları zulüm gören Müslüman kardeşlerine ulaştırmak için mücadele eden 5 yardım gönüllüsü hocalar durmaksızın her Müslümana ulaşmaya çalışıyor. Bangladeş sınırındaki çamurlarla oynayan, aç ve çıplak olan çocukların ihtiyaç sahibi insanların görüntüleri adeta yürek burkuyor. Ama şu anda devam edeceğiz. Bakalım şu rampayı çıktığımızda neyle karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi bambu ağaçlarından yapılmış bir köprü. Gerçi burada bambu ağacı hayat demek. Her şey bundan yapılıyor. Her şeyin özü temelinde bu bambu ağaçları var burada. Bu tekli bir şey. Buradan şöyle geçelim. Buralar arkadaşlar ne arabanın, ne kamyonun, ne yolun. Yani insan burayı emin olun kaybolsa bulamaz derler ya. Öyle yerler burası. Bakın şöyle göstereyim. Yani kilometrelerdir yürüyoruz. Tam dağların üzerinde, tepelerde. Hala da gitmeye devam ediyoruz. Yerimize ulaşmış değiliz. Yerimiz neydi? Sadece eşlerinin, eşleri olmayan hanım kardeşlerimizin olmuş olduğu çadırlara yardıma gidiyoruz şu anda. Bakın, yürüdükçe yeni yeni yerler çıkıyor. Yürüdükçe yeni yeni yerler çıkıyor. Evet, Allah razı olsun sevgili rejiden ve sevgili hocalarımızdan, Arakan'a giden hocalarımızdan. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz Sürahi programından yine Mesut hocamız ve Büyüdükçe programından Kaynar hocamız ve Muhammed Ali Şeker hocamız yine hocalarımızdan. Hepsi orada vazife yapmaya gittiler ve Mesut Özdemir hocamızla işte çok güzel görüntüler çekildi ve çok güzel çalışmalar yapıldı. Hepsinden Allah razı olsun ve iddia ediyorum. Gerçekten bu bir meydan okuma gibi algılanmasın ama hiçbir sivil toplum kuruluşlarında bulamayacağınız videolar orada çekildi sevgili seyirciler. 50 binden fazla, 1000 koli dedik ama bakın 1000 koli hedefimiz vardı. Hatırlıyorsanız öyle VTR'ler girdi, reklamlar girildi. Ama 50 binden fazla, bugün hocalarımız söylüyorlar, 50 binden fazla orada insani yardım kolisi dağıtıldı sevgili seyirciler. Bu bir gerçekten Müslümanların derdinden anlamak. İslam'ın birliği ve beraberliği için atılan bir adım. Türkiye'nin ve İslam'ın orada varoluşunu göstermek, Müslümanların birbirini düşündüğünü, hala insanların ölmediğini ve insanların birbirlerinin ihtiyaçlarına koştuğunu orada aslında hem Türk bayrağıyla hem Fatih Medreseleri logolarıyla, armalarıyla bunu bir kez daha göstermiş olduk. Ve gerçekten bu güzel başarıyı da, hizmeti de bizlere ikram ettiği için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır ve bunun yanında tüm seyircilerimizden ve bu konuda az çok demeden bütün birikimini, desteğini bu uğurda feda eden tüm seyircilerimizden de halkımızdan da Allah binlerce kere razı olsun. Evet, Arakan dedik sevgili seyirciler, VTR'mizi verdik ve bu arada bugün Eyüp Pırıl hocamız da aramızda yok sevgili seyirciler. Şu an bizlerle mesajlarını paylaşmış. Yayına katılamadığım için arkadaşlarımdan ve seyircilerimizden özür diliyorum. İnşallah bir dahaki programda görüşmek ümidiyle demiş Eyüp hocamız. Hastalığından dolayı inşallah rahatsızlığından dolayı programımıza katılamadı. Sonraki programlarda aramızda onları tekrar inşallah ağırlayacağız. Evet. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden iletişim bilgilerini tekrardan hatırlatalım. 0530 234 0488 WhatsApp hattımızdan ve Twitter Genç Hocam ismiyle de bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Twitter Genç Hocam ismiyle de mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili seyircilerimiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazır Van depremi dedik, şehitler dedik. Bununla alakalı bir VTR'miz vardı. Karışık VTR'miz sevgili seyirciler. Yani 10 günün gündeminde toparlanan, derlenen tweetler vardı. Eğer alabiliyorsak ufak ufak resimlerimizi alalım. Şehit ve Van depremi pazartesi etiketleri olacak bu hashtag'imizde görüyorsunuz. Hepsiyle inşallah birebir ilgileneceğiz. Evet, az önce aslında hocamız da bahsetti. Yani unutulan, bizlere gösterilmeyen, bahsedilmeyen her şey unutuluyor diye. Ve kaç yıl oldu tam bilmiyorum. Kaçıncı seneye devresindeyiz ama bilmiyorum. Bu
6. evet zaten burada yazıyor 6. yani 5'de tereddüt etmiştim ama 6 yıl evvelinde sevgili seyirciler Van depremi yaşandı ve bugün biliyorsunuz tam 7.2 ile sarsıldı Van ve yine aynı şekilde yardımsever, birbirine iyiliği sever bu toplum tarafından sevgili hocam Van yeniden inşa edildi diyebiliriz. Evet. O yüksek binalar, metropol, şehir oldu Van. Evet. Bunu da bir kez daha yüreğimizde acısını hissederek, orada hayatını kaybeden masum sivil insanların da ailelerini düşünerek ve onların da şu an izleyenleri varsa hepsinin tekrar tekrar başsağlığı dileyerek bir kez daha Van depreminin yıl dönümünü rahmetle anıyoruz sevgili seyirciler. Van depreminin üzerinden 6 yıl geçti ve hala acısı taze. Rabbim böyle acılar bizlere yaşatmasın demiş Van depremiyle alakalı. Evet bu konuya geleceğim ama öncesinde şu mesajlarımızı paylaşalım. Beşiktaş, yani futbol tabii konuşmuyoruz ama bu tür başlıklar o günde biz atmıştık sevgili seyirciler. Yani yapılan bütün güzel hareketleri o günde paylaşmıştık. Van depreminde üşüyen çocuklar için atkısının sahaya attı diye ceza alan takımdır demiş Beşiktaş. Yani asla bir taraftar mantığıyla değil de bu güzel şey olarak bir başlık olarak yani paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Van'la alakalı yine... Evet 6 yıl önce bugün sevgili seyirciler yani 23 Ekim'den bahsediyoruz. Unutmadık, unutmayacağız. 23-10-2011 tam 6 yıl olmuş gerçekten. Van depremini tam 7.2 ile biliyorsunuz sevgili seyirciler sarsılmıştık. Evet yine depremle alakalı onları konuşacağız tabii. Hocamızdan hemen bununla alakalı yorumlarını alalım. Ardından devam edelim. Kıymetli hocam tekrar... Vanlı kardeşlerimizin ve hepimizin, Türkiye'mizin başı sağ olsun. Evet. Rabbim inşallah böyle acılar bir daha bizlere yaşatmasın. Gerçekten son derece önemli ve sıkıntılı bir durumla karşılaşmıştık o tarihte. Tabii hemen devletimiz, milletimiz, yardım kuruluşlarımız acilen hızlı bir şekilde müdahalelerini gerçekleştirdiler ve şu anda elhamdülillah Van'da depremin izleri silinmiş durumda. Rabbim Türkiye'mize böyle felaketleri yaşatmasın. Vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin hocam. Tekrar bu depremde vefat eden kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum kıymetli hocam. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de yine bununla alakalı bugün aynı şekilde etiketler vardı. Burada yine mesela en güzel tweetleri halkımızla paylaşmaya çalıştık ama plazmamıza. Evet. Yine gözden kaçanlar varsa da buradan yine okuyalım. Evet, yine çarşıyla alakalı yani Beşiktaş taraflarıyla alakalı bir paylaşım var sevgili seyirciler. Bu şekilde. Van depreminin üzerinden tam 6 yıl geçti ve hala acısı yüreğimizde tazedir. Rabbim böyle acılar ülkemize yaşatmasın demiş. Ülkemiz böyle acıları kaldıramaz demiş. Evet, 23 Ekim 2011 unutmayalım ki dersler çıkaralım demiş mesela bir tanesi gerçekten. Evet, mesela hocam Beşiktaş bir hareket yapmış. Van depremi gerçekleştiği günde mesela bu hareketini. Gerçekten bütün hemen hemen Galatasaraylısında, Fenerbahçe'de yani takım ayırt etmeksizin herkes bunu paylaşıyor ve Van depremi deyince de hafızalara kazınmış bir hareket olarak da geçmiş. Çok güzel şimdi bir hareket yani. Çok önemli bir hususa denk geldiniz. Evet. Aslında o konumuzda var bunun alakalı. Unuttum o meselesi işte. Yani aslında biz takımlarımızı yani futbol takımlarını veya herhangi evet. bir camiayı böyle şeylerle anmak istiyoruz. Böyle şeylerle hatırlamak istiyoruz. Gerçekten evet. çok önemli bir husus. Özellikle şu anda Türkiye'de revaçta olan spor branşlarında futbol. Evet. Yani baktığımız zaman son derece zarar verici, böyle sıkıntılı bir mecraya doğru gidiyor. Takımlarımızı biz bu şekilde anmak istiyoruz. Bu şekilde hatırlamak istiyoruz. Böyle bir durum var. Bununla alakalı da inşallah zaten konumuz gelecek. Evet. Inşallah. Diğer konular aslında farklı hocam. Yaparız. Tekrar bu vesileye dönebiliriz değil mi arkadaşlar? İstediğimiz zaman şu an diğer konuya geçmemiz lazım. Buradan spor konusuna hazır bu Beşiktaş'ın konusu da açılmışken. Tabii futbol nedir? Futbol güzelliktir. Futbol nasıl vahşete dönüşür? Evet bu da konuşmamız gereken konulardan bir tanesi. Şimdi bununla alakalı VTR'miz olması lazım. Birinci VTR arkadaşlar eğer hazırsa. Evet. Hemen diğer arkadaşlar biraz bununla alakalı vakit istiyorlar. Dün yaşanan maçtaki olaylar sevgili seyirciler. Yani biliyorsunuz Galatasaray-Fenerbahçe derbisi vardı dün. Yine
Galatasaray'ın kendi ev sahipliği yapmış olduğu bu maçta Fenerbahçeliler, daha evvel de işte Galatasaraylılar bu hareketi yapmış. Daha evvelden Beşiktaşlılar. Takım burada önemli değil. Ama futbol nasıl oluyor da işte bir spordan çıkıp da böyle rekabete dönüşüyor, savaşa dönüşüyor, cinnete ve vahşete dönüşebiliyor. İnşallah bunları konuşacağız. VTR'miz de birazdan hazırlanıyor. Eğer 3. VTR'yi tekrar alabilirsek biz onu konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Tamam. Evet hocam, sizle alakalı hemen bununla alakalı kısa bir yorum alalım. VTR hazır olana kadar ardından inşallah şimdi devam edelim. Şimdi kıymetli hocam, bu maçla alakalı soruyorsunuz evet, galiba. Tabii. Dünkü yapılan maçla alakalı. Çok önemli bir husus var. Daha önce emniyetimiz bu hususla alakalı açıklama yapmıştı maçtan önce. Defalarca maçlara gidilirken, deplasman özellikle deplasman maçlarına gidilirken devletimiz, belediyemiz taraftarlara bir araç tahsis ediyor. Otobüs tahsis ediyor. Ama son derece vahşice, yani insanlık dışı, ben şahsen insanlık dışı görüyorum. Yapılan bir hizmete karşılık bu kesinlikle nankörlüktür. Büyük yani ahlaksızlıktır. Camları kırılıp araçlara zarar vermeler, molotof atmalar, otobüsleri yakmalar ve o otobüsün bir tanesi yani milyarlar. Evet. Yani 600-700 milyardan bahsediliyor. 600-700 bin TL'den bahsediliyor yani şu anki parayla. Ve bunların hepsi, bu araçların hepsi kamu malı olduğu için yani bizim vergilerimizle vermiş olduğumuz paralardan alınıyor. Bizim bizlerden alınan paralarla, halktan alınan bir parayla alındığı için ben şahsen bunu yapanları gerçekten kınıyorum. Esefle kınıyorum. Ve en sonunda zaten emniyet bir açıklama yapmıştı. Camların, otobüsün camlarını kıran taraftarlar için hiçbirini stada sokmayacaklarını ve evet, cezai işlem uygulayacaklarını söylemişlerdi. Ve bunu hayata geçirdiler. Çok da memnun oldum açıklarını söylemek gerekirse. Çünkü bizim cebimizden çıkan paralarla alınıyor bu otobüsler. Ve çok memnun oldum. Yani spor, kardeşlik, yani sorsanız amacı kardeşlik, birlik, beraberlik, işte eğlenmek amacıyla yapılan bir şey ama gerçekten amacının çok çok dışında, sanki bir savaş varmış gibi, kıyasıya bir savaş varmış gibi bunu bu şekilde bu hale getirmek son derece yanlış olur. Onun için kıymetli hocam, dikkatli olmak lazım. Hele ortamın şu anda çok gergin olduğu bir dönemde bir de bununla kendimizi germememiz lazım diye evet, düşünüyorum şahsen kıymetli hocam. Dedirmiş olduğunuz konuyla alakalı hemen tweetleri ekranlarınıza getiriyoruz sevgili seyirciler. Bu paylaşılan tweet ve altına yapılan yorumlar, 1, 2, 3, 4 tane de ekstra yorum var. Eğer diğer tweetlerde daha yoksa, Türk Telekom stadında doğru yola Türk Telekom stadına doğru yola çıkarken Fenerbahçeli taraftarlar halk otobüslerin camlarını bu şekilde kırdı diye, bunun videosu da var ama tam yetiştiremedik. Zaten olaya hakim seyircilerimiz ve izleyenler de biliyor, bu otobüslerin camları görmüş olduğunuz gibi dört camı da kırıldı sevgili seyirciler ve bazılarının işte lastiklerinde de hasarlar var vesaire. Bunun amacı ne? Yani neden bu? Fatih hocamız zaten bahsetti ama buna yapılan yorumlar sevgili seyirciler. Cam kıranlar maça alınmayacak denildi. Bakalım uygulanacak mı demiş bir tanesi. Her zaman aynı şey yapılıyor ve her zaman da maça alınıyor. Ceza da yok, bir şey de yok, yaptırım da yok. Onlarca şey aynen kaldı yerden devam ediyor. Bunlar hep konuşuluyor sevgili hocam. Ceza işlem uygulanacak diye, ama bu bir gaz alma şeyi oldu artık. Açıklaması oldu yani maalesef. Ben dün haberleri takip ettim. Ama inşallah hocam gibi başlattılar ve dün evet, almadıklarını da haberlerde gördüm kıymetli hocam. Şahsen çok memnun oldum. Çok sevindim yani. Evet. Bu tamamen dün alınmadı yani maça, öyle mi hocam? Evet. Bu hareketi zaman yapanlar dün maça alınmadı ve ceza işlem uygulandı onlara. Evet, eğer ben bilmiyordum ama eğer evet, içeriden arkadaşlarımız diyor ki otobüsü de alınmamaları lazım diyor bunların. Evet. Geçti otobüsüne de bundan sonra kullanımları yasak olması lazım diyor. Evet, gerçekten önemli bir konu. Evet, devam edelim. O otobüsler insan taşımak için. Aslında bu bir ağır bir söz ama hak ediyorlar. Ben hak ettiklerini düşünüyorum. Evet. Hocamızın dediği gibi 70 milyon masum insanın, daha tüy bitmemiş yetimin hakkı var onlarda. Bakın, çok Allah'ın kulu diye bir isim çok güzel bir yazı yazmış. O otobüsler insan taşımak için, hayvanlar için kafesli araba göndermek lazımdı demiş bunlara. Hayvanlar için kafesli araba göndermek lazımdı demiş bunlara. Gerçekten, çünkü bu bir ilk defa yapılan bir şey değil.
ne kadar çirkin, futbolu gerçekten çirkinleştiren olaylar, hadiseler bunlar işte. Hakeme şişe atmalar, işte yabancı sahaya yabancı madde atmalar. Aslında Eyüp Hocam da burada olsa da tam bu konunun hakimi, evet, birebir takip ediyor bütün olayları. Bu demiş, çok özür diliyorum ama şereften yoksun, tayfasından zararın tamamı karşılanmalı. Otobüs sefer parası dahi alınmalı. Yeter ki bu pisliklerin verdiği zararlar artık ülkemize dokunmasın. Halkımız da artık bunlara yanaşmasın diye, korkutulması lazım diye. Arkadaşlar, bununla ilgili başka tweet var mıydı? Futbol konusuyla alakalı. Evet, diğer konu müftülük konusu. Bu konu önemliydi. Futbola girmişken de görüyorsunuz neler çıkıyor ortaya sevgili seyirciler. Futbolu aslında hiçbir zaman, yani asla böyle bir kınama babında oynanmasın ya da zararları diye. Sadece bakın ne güzel de zaten arkadaşlarımız plazmaya yazmış. Futbol nasıl vahşete dönüşüyor? Açık ve net ifadelerle inşallah bunları sizlerle paylaştık. Sizin de eğer bu konuda görüşleriniz varsa, hocam size katılmıyorum veya size katılıyorum ama şunu da ekliyorum diyorsanız, gerçekten bu insanları ya da Türkiye'deki futbolu nasıl güzelleştirebiliriz? Yani nasıl karşı iki taraftan da birbirine zarar verilmeden işte insanlar veya futbolcular, hakemler vesaire neyse kulüpler zarar görmeden futbol nasıl oyunla geçiştirilebilir? Bunları sizlerden de bekliyoruz. Arkadaşlar, buna bir nokta koyalım, virgül koyarım. Diğer üçüncü veterimizden devam edelim. Kaldı orada başlıklarımız vardı. Van depremi demiştik, pazartesi demiştik. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü veterimiz, diğer veterimize geçelim arkadaşlar. Orada okumadığımız daha veteriler vardı. Van depremiyle alakalı ve şehitlerimizle alakalı. Evet, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz demiştik. Ve tabii ki de sevgili seyirciler, bu ülkede algı yapmaya çalışan belli başlı sol medyanın daha çok özellikle sergilemiş olduğu yazılar ve metinler. Bunlardan birkaç tanesini, sadece iki tanesini sizlerle paylaştık. Bakın, askerlerimize şehit diyemeyenler sevgili seyirciler. Askerlerimize şehit diyemeyen bir gün gazetesiyle, sanıyorum o da sol gazetesi olması lazım. Bunları isim vermekte sorun yok. Çünkü kendilerinin bizzat paylaşımları. Sol gazetesinin resmi Twitter hesabının asker şehit haberini sevgili seyirciler yayınlamış olduğu tweet ve tabii ki bir gün gazetesinin Çukurca'daki askerimizi şehit oluşunu yayınladığı tweetten bahsediyoruz. Bakın, Hakkari Çukurca'da iki asker yaşamını yitirdi. Yani şehit ifadeleri yeni olan bir şey değil. Evvelden belli maalesef bunlardan kaçıyorlar sevgili seyirciler. Görüyorsunuz. Yani bir askerimize şehit diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar sevgili seyirciler? Çünkü İslami bir ifade, İslami bir yaklaşım. Hayatını yitirdi, yaşamını yitirdi. Daha böyle resmi bulunuyor, daha resmi gösteriliyor. Diğer yine aynı şekilde Hakkari Çukurca'da patlama, iki asker hayatını kaybetti. Normal, sanki trafik kazası haberiymiş gibi sunulmuş. Hocam, bununla yorumunuz var mı? Hemen bu iki tweetle alakalı özellikle. Siz de özellikle üstüne basa basa söylediniz ya hocam. Yani bunlardan sırf İslami ifadeler, şehadet mertebesi. Yani bir nebze de olsun ağzımızdan ya da tabii, bizim yayınımızdan böyle bir şey duyulmasın. Böyle bir şey duyulmasın. Tamamen İslam düşmanlığı ve bu hususta da özellikle kin kusuyorlar yani. Daha önce biliyorsunuz TV'mizde yayınlanan programlarla alakalı da birçok haberler yapmışlardı bunlar. Özellikle biliyorsunuz hocamızın bir programı vardı. Ufak kızların program sunmuş, evet, olduğu bir program vardı. Onunla alakalı da böyle İslam üzerinden devamlı algı yapmaya veya İslami ifadelerden her türlü kaçınmaya çalışıyorlar. Yani bu insanların da ne diyelim, Rabbim hidayet nasip eylesin diyelim hocam. Bize dua etmek düşer bu anlamda. Bizlerin de bunlardan tez zamanda, zaten çok az kaldı bunlardan da, inşallah vatan olarak, millet olarak, toplum olarak bu tür gazetelerden, bu tür gazetecilikten de hepimizi kurtarsın diyorum hocam. Hazır bu konuya girdik hocam. Çok teşekkür ediyorum. Futbol nedir denilmiş mesela bir soruda sevgili hocam. İsterseniz birkaç tweet buradan okuyalım. Seçtiklerimizden, cımbızladıklarımızdan. Futbol nedir demiş. 22 kişinin 90 dakika boyunca kovalamış olduğu meşin yuvarlak, bazen saçma bazen zevkli demiş sevgili seyirciler. Mesela bu şekilde. Evet. Futbol nedir? Futbol uygarlıktır demiş. Futbol emektir demiş bir tanesi mesela. Futbol erkeklerin iddia oynayıp kaybetmesidir demiş mesela bir tanesi. Biraz espri bir dille. Ama bu aslında gerçek. Futbolda biliyorsunuz çok fazlasıyla iddia oranları da var sevgili seyirciler. Futbol her şeydir demiş. Evet.
Seven için güzellik bir şey, güzel bir spor, sevmeyen için demiş. Ağır bir ifade kullanmış ama evet. Gol kaçtığı zaman ağızdan çıkacak tüm küfürler demiş sevgili seyirciler bu şekilde. Mesela evet. Futbol nedir? Eşliğine ya yazılan yine. Bununla alakalı da kıymetli hocam, ben şahsen şunu söylemek istiyorum. Yani evet, orada topun peşinde koşturan işte 11-11-22 kişi var. Ve onlar çok ciddi anlamda paralar kazanıyorlar. Yani bizim hayatımız boyunca çalışıp da kazanamayacağımız şekilde evet, paralar kazanıyorlar ayda, yılda. Her neyse. Yani bunlar o şekilde para kazanıyorlar ama bunun şeyini, ceremesini sanki biz çekiyoruz. Biz üstüne üstlük kendi kamu mallarımıza zarar veriyoruz. Birbirimize zarar veriyoruz. Yani bir zamanlar daha çoktu bunlar tabii ki. Statları yıkmalar, işte otobüsler kurşunlamalar falan. Yani gerçekten baktığınız zaman son derece şeyinden çıkmış, rayından çıkmış bir durumda şu anda hocam. İnşallah bunu evet, toparlamamız lazım. Yani halk olarak bunu toparlamamız lazım. Yani bir spor olarak görmek lazım. Yani bir parti tutar gibi değil de ne bileyim, veya herhangi sanki bir dine mensupmuş gibi. Yani öyle kabul ediliyor sanki. İnşallah Rabbim bu hastalıktan kurtarsın. Bu ifadeyi şu anlamda kullanmıyoruz. Yani hani İslam spora karşı falan böyle bir şey yok. Spora kesinlikle karşı değiliz. Biz de kesinlikle karşı değiliz ama her şeyin bir usulü, adabı vardır. Sağ solu kırmak, magandalık yapmak, bunların hiçbiri ne insanlığa sığar ne de futbol spora sığar yani hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu konuda da inşallah İslam'da futbolun neredeyse konuştuk diyebiliriz. Aslında bu uzun bir konu, genel geniş bir konu ama biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet, inşallah bu hadiseler, tatsızlıklar bir daha yaşanmasın diyelim. İnşallah. Ve diğer konumuza geçmeden evvel burada askerlerle alakalı yine bundan 20 yıl önce bir şey verilirken insanlar yemek yiyemez olurdu, boğazında kalırdı ama şimdi ise umursayan kalmadı, yazıklar olsun demiş mesela şehitlerle ilgili. Kuzey Irak'ta düşen askerlerimiz, şehit düşen askerlerimiz, Şırnak'ta yitirdiğimiz madencilerimiz, Mersin'de hedef alınan polislerimiz maalesef kapkara bir hafta oldu demiş sevgili seyirciler. Gerçekten de bu geçtiğimiz haftayı konuşuyoruz biliyorsunuz. Göçükler de meydana gelmişti. Hazır bu tweet atan da vesile olmuş oldu buna. Bu tweette gerçekten orada hayatını kaybedenlere Rabbim gani gani rahmet eylesin ve yakınlarına da başsağlığı dilesin. Aslında bizler bir halk olarak nerede bir asker cenazesi var, nerede bir işte enkazın altında kalmış bir aileye yardıma muhtaç vesaire, hepsine en azından o zor gününde, cenaze törenlerinde, hatta bugün hocamız da sabah bundan bahsetti, her zaman yanlarında olmalıyız sevgili seyirciler. Yani atıp tutmak veya oturduğumuz yerden sadece saldırıyı yıkılamak maalesef onlara bir destek veya onlara bir fayda vermiyor. İnşallah bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Evet. Van'da bir askerimiz şehit oldu demiş ama maalesef bir Cüneyt Çakır, bir Aykut Kocaman, bir Tudor kadar konuşulmadı demiş. Tespit ettik kullanıcısı ve biz de bunu tespit ettik demiş sevgili seyirciler ama önemli değil, vatan sağ olsun yazmış. Son tweetimizde bu şekilde gerçekten artık bunların Fatih hocamızın dediği gibi maalesef çok özür diliyorum. En az bir 10 tane 20 tane şehit olacak. Bu insanlar kendine gelecek, bu insanlar kınayacaklar, bu insanlar birlik beraberlik duygularını paylaşacaklar. Bunlara gerek yok sevgili seyirciler. Bir şehidimiz de ölse, hayatını kaybetse, şehitlik mertebesine ulaşsa, 3 şehidimiz de olsa, 100 şehidimiz de olsa bu mesele vatan meselesi, bu mesele sevgili seyirciler bayrak meselesidir, iman meselesidir. İnşallah Allah'ın bu duygularımızdan bizleri uzaklaştırmasın. Yoksa zaten gerçekten ciddi anlamda duygularımız yitirilmiş ve alınmış gibi hiçbir olaydan etkilenmez hale geldik. Geçen hocamız da bunu kendi programında ifade etmişti. Aslında bu çok büyük bir hastalık sevgili seyirciler. İnşallah bunları tekrar tekrar konuşmak zorunda kalmayız. Bu konuyla alakalı herhalde veterimiz kalmadı. Diğer konumuza döneceğiz. Tabii ki de bu hafta yine çok konuşulan konulardan, bu hafta değil son bir ayın gündemi olan, hatta özellikle her programda da bu konuşuluyor. Müftülere nikah kıyılma yetkisi sevgili seyirciler, kıyma yetkisi veriliyor biliyorsunuz. Bunu sorduk tabii ki de seyircilerimize. Eğer bununla alakalı sizlerin de görüşleri varsa arkadaşlarımızın ekranlarda vermiş olduğu iletişim bilgilerinden 0530 234 0488 sabit WhatsApp hattımızdan bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Twitter'dan da bizlere mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Sabit numaramızı arayarak arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Evet.
İsterseniz bir iki tweet ben okuyayım. Müftülük yasası hükümsüzdür diyenler. Müftünün TC yasalarına uygun nikah kıymasına neden karşı olduklarını bizlere göstersinler demiş. Gayet net bir şekilde. Bir nikah kıyan, hatta bunu Cumhurbaşkanımız da çok güzel açıkladı gerçekten. Nikah kıyan kişi kimdir? Kamu personeli. Doğru mu hocam? Kamuoyu hizmetinde bulunan bir amirdir, bir memurdur yani en netice. Yani bugün müftüler de bir en netice kamu personelidir. Memurdur, devletin çalışanıdır, devletten maaş alan ve geçimini sağlayan biridir yani en neticede. Cumhurbaşkanımız bunu kendi ifadeleriyle söyledi. Ama bunların derdi müftülük değil, bunların derdi nikah meselesi değil, bunların derdi laiklik elden gidiyor. Cırtkanlığıyla aslında kendilerine göre İslam'a zarar veriyorlar. Ama Batı'da bu yapılırken laiklik olmuyor sevgili seyirciler. Batı'yı her zaman laiklik konusunda örnek alırız, demokrasiyi örnek alırız ama demokrasinin hüküm sürdüğü yerlerde aynı hareket olduğunda bu insanlar yıllarca hiçbir şey buna söylemediler. Çünkü bunların derdi İslam'da, İstanbul'da, Türkiye'de bu tür hareketler, bu tür davranışlar halkımız bunlarla karşılaşmasın. Çocuklarımız, evlatlarımız bunları bilmesin. Aslında bu bir nevi müftüleri daha öne çıkarmaktır, ön planda tutmaktır. Ama çocuklarımız bunları tanımasınlar, daha nikahta gençlerimiz bunlarla haşır neşir olmasınlar. En netice bu bir devlet memuru tarafından atılan bir imzadır yani. Bunu herkes kıyabilir, kendisine yetki verirler. Hocam bununla alakalı da görüşlerinizi hemen alayım Fatih Hocam. Tabii ki buradaki en önemli mesele zaten burada zıplamalarının çok özür dileyerek söylüyorum sebebi din devlet işlerine karışmasın diye böyle bir mesele var. Ancak şunu unutmamak lazım ki zaten resmi nikahını yapan bir kişi hemen nikah dairesinden çıktıktan sonra veya düğününden önce veya işte hemen düğünün ardından bir hocaya gidip hocam benim nikahımı kıyar mısınız diye zaten bu şekilde ne yapıyor? Bir hocaya başvuruyor. Yani burada aslında halkımıza bir kolaylık olması açısından en güzel bir hizmet diyebiliriz yani buna. Evet. Bir de nikah nedir? Nikah akittir zaten. Aldım, verdim, aldım, kabul ettim. Yani bu ifadeler kullanıldıktan sonra zaten sıkıntı yok. Yani Yani şu an yani bundan önceki resmi nikahlarda memurların, belediye memurlarının kıymış olduğu resmi nikahlarda nasıldı peki? Yani onlarda ifade sıkıntıları vardı hocam. Yani maziye yönelik aldım, kabul ettim değil de kabul ediyorum, yapıyorum, eş olarak kendimi seçiyorum gibi ifadeler. Yani ileriye yönelik. Daha sonra ben yapmadım, seçmedim, işte vazgeçtim dese nikah düşecek şekilde nikahlar oluyor bu şekilde. Yani dini açıdan geriye yönelik aldım, kabul ettim, kesinlik ifade eden sözlerle olması gerekiyor. Bu en önemli husus. Bu birinci husus hocam. Bir de müftülere yetki verilmesi hususunda da yani bunların derdi sizin de bahsettiğiniz gibi tamamen İslam'la, dinle alakalı, din adamlarıyla alakalı bir mesele. Bugün çok önemli bir şey, çoğu kimse bunu bilmez ama uzun gemi yolculuklarında kaptanların nikah kıyma yetkisi var hocam. Evet. Kaptanların bile yani gemi kaptanlarının bile nikah kıyması, nikah kıyma yetkisi varken, evet belki ilk defa duyanlar vardı, ben bunu araştırdım. Gemi kaptanlarının bile nikah kıyma yetkisi varken ya hocalarımız bunlar Anadolu Cumhurbaşkanımız da açıkladı ya kıymetli hocam. Anadolu insanı bir memura çok güvenmez ama hocaya ne yapar? İtimat eder, ona güvenir. Ve zaten halkımızın da ekserisi resmi nikahtan sonra imam nikahıyla da evet, bununla alakalı da birçok röportajlar yaptık. Yayınlandı mı bilmiyorum ama Eyüp hocamız evet hocam. Program yapıyor biliyorsunuz. Halkımıza soruyor. Oradan yani yüzüne yakın neredeyse %99 diyeyim ben size imam nikahı yaptırırım. İmamlara nikahımı kıydırırım diyenler var hocam. Evet çok güzel. Gayrimüslimlerin nikahını kim kıyacak demiş. Onlarda sorun yok. Onları da gayrimüftüler kıyar demiş bir tanesi. Kapak olsun sözlerden de bunlar vardı sevgili seyirciler. Yani bu şimdi burada evet. Kıymetli hocam %98'i %99'u Müslüman olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve hemen bu böyle şeyleri yani dini açıdan insanların dini hassasiyetini içeren bir düzenlemeler bir çalışmalar yapıldığı zaman hemen gayrimüslimler ne olacak? Ya bundan önce ne yapıyorlarsa onu yapacaklar. Yani bunda herhangi bir sakınca yok. Zaten hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok hakları da var onların yani. Bu anlamda devlet birçok hakkı tanıyor yani. Bununla da alakalı çok gerçekten makaralar var.
tabii bunlara geçmeden evvel müftü yasası dedik sevgili seyirciler. Evet, cenazeyi din görevlisi kaldırıyorsa Allah'ın emri, peygamberin sünnetini de nikahda din görevlisi kıyabilir demiş. Mesela bir tanesi anlamlı ve paylaşılması gereken tweetlerden diye düşündüğümüz müftülük yasası hükümsüzdür hashtag'ine yazılan tweetleri sizlerle paylaşıyoruz. Ve bir tanesi bir hanımefendi, müftülük yasası hükümsüzdür diyenlere hiç şaşırmadım. Papazın kıydığı nikaha gıpta ile bakanlar, müftünün kıydığı nikaha dehşetle bakarlar demiş sevgili seyirciler. Bu yasa Müslümanlar için çıktı. Hristiyan gibi yaşayıp sevişirim ama evlenmem diyenler için zaten niye kuduruyorlar anlamıyorum. Onlar için zaten bir sorun yok demiş gerçekten de. Yani hüküm ortada sevgili seyirciler. Bazıları biliyorsunuz imam nikahını işte gereksiz görenler, yanlış görenler, batıl görenler. Yani biz yine genelleme yapmayalım. Çünkü sağcısı solcusu ayırt etmeksizin gerçekten insanlarımız imam nikahına çok fazla saygı duyuyorlar ve yaptırıyorlar yani. Bu çok az bir azınlıktır ama konuşuluyor. Yani burada şöyle bir zorunluluk da yok yani. İlla ki müftüye kıydıracaksın evet. diye bir şey yok. Tercihe bırakılmış. Sadece isteyen müftüye kıydırır. İsteyen de çok rahatsız olan varsa ben hocayla karşılaşmak istemiyorum. Yani. Din görevlisiyle karşılaşmak istemiyorum. Zaten ben dini nikahsız bir hayat yaşıyorum veya öyle yaşayacağım diyenler varsa da onlar için yine eski düzenleme devam edecek. Evet, hocam. Ama görünen o ki halkımızın büyük çoğunluğu zaten bu gibi hassasiyetlere dikkat ettiği için özellikle bu müftülük yasası, müftülerin nikah kıyma yasası gerçekten halkımıza büyük kolaylık sağlayacaktır hocam. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten şöyle baktığımız zaman Galatasaray maçından Van depremine, şehitlere ve Arakan'a kadar hepsini derledik, topladık sevgili seyirciler. Şu an son gündemde Melih Gökçe'nin istifası var şu an Twitter'da. Biliyorsunuz cumartesi meclis üyelerini toplayıp istifa edeceğini açıkladı sevgili seyirciler. Bunu da sizlerle paylaşalım. Recep Altepe'de biliyorsunuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, eski başkanı diyebiliriz şu anki saat itibariyle. Kendisi de yine istifasını verdi ve 3 büyük şehrin 3 belediye başkanının istifası. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Balıkesir kaldı bunlarla ilgili. O da yakında herhalde inşallah istifasını vereceklerden diye düşünüyorum. Şu an Twitter'ın da gündemi bu şekilde. Bunları da sizlerle son dakika babında paylaşmış olduk sevgili seyirciler. Evet, bizden bu kadar. Bizden aktaracaklarımız, bize ayrılan sürede aktaracaklarımız bu kadar. Son Fatih hocamızın yorumları varsa buyurun hocam. Kıymetli hocam, seyircilerimize, bizleri misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz yine. Özellikle son zamanlarda yine fazlalaşan, günde 1-2 tane de olsa yani bizim için artık psikolojik olarak fazla olmasa da 1-2 tane gelmeye başladı. Şehit haberlerimiz var. Bununla alakalı kıymetli hocam, bunları ben şahsen bir uyarı niteliğinde kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan kendimize bir ders çıkartmalıyız. Gidişatımıza bir yön vermeliyiz. Ve kendimize derhal Rabbimize karşı olan bağlarımızı kontrol ederek güzel bir şekilde kendimizi bir hesaba çekmeliyiz. Bu anlamda bu şekilde uyarı olarak kabul etmeliyiz. Rabbim inşallah tez zamanda bu terör illetinden bizleri muhafaza eylesin. Kurtarsın kıymetli hocam. Evet. Ölen kardeşlerimize de Rabbimden rahmet diliyorum hocam. Geride bıraktıklarına da sabırlar diliyorum kıymetli hocam. Evet, teşekkürler hocam. Sevgili seyirciler, bugün de yine bunları da konuşmadan geçmeyelim. Melih Gökçe'nin paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir açıklama yapmış. Bir tweet atmış kendisi. Herhalde bu sanıyorum. Saatine bakacağım ama herhalde yakın saatlerde gözüküyor. Yani tam göremiyorum saatini şu an itibariyle. Biz bu yola demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan istifadan sonra hocam. Biz bu yola koltuk sevdasıyla değil, makam sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla çıktık demiş. Sadece net ifadelerle bu kadar paylaşımını yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sanki bir mesajmış gibi ama 10 dakika önce filan ifade ediliyor. Gençlerimiz aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti saati geldiğinde devralacak demiş. Bu şekilde yine tweetlerini devam etmiş ve son bir tweet daha.
Bunun için biz de gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız demiş. Ve yine son tweet'i de bizler vakti yeri bizler koltuk sevdasıyla değil, hizmet sevdasıyla da yola çıktık demiş. Bu da bir sistem edilmiş gibi haber yapılmış. Evet, bunu da paylaştık sizlerle sevgili seyirciler. Galatasaray'ın da bir de ayağa kalk karografisi vardı. Hemen hızlı bir şekilde bunu da sizlerle paylaşalım. Pensilvanya'da bulunan Rocky ismiyle ve Rocky ismiyle bulunan oyuncunun Pensilvanya'daki karografisini biliyorsunuz Galatasaray maçında diktiler ve ayağa kalk. FETÖ'nün son mesajındaki ayağa kalk mesajını da sağına ve soluna yazdılar sevgili seyirciler. Galatasaray'dan da yani kulüp başkanından da bu konuda resmi Twitter hesabından da açıklama yapılmış. Uzun bir açıklama, buna girmeyeceğim. Ama tabii böyle bir şeyin aslı astarı olmadığını vesaire ifade edilmiş. Evet, bizden aktaracaklarımız bu kadar sevgili seyirciler. Bir sosyal pencereyle daha sizlerle birlikte olduk. Haftaya yine aynı saatimizde, aynı günümüzde, haftaya değil sonraki hafta buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, bizi izlemeye devam edin. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.